Merhaba arkadaşlar, yine bir el fenerinin saha incelemesini yapacağız hep beraber. Burası bir park. Daha önce de burada Everbright el fenerini, taktik el fenerini tanıtmıştım. En azından saha incelemesini yapmıştık. Etrafımız aydınlık ama parkın büyük bir bölümü karanlık olduğu için burayı seçiyorum ara sıra. En azından İstanbul dışına çok fazla çıkmadığım zamanlarda. Neyi şimdi size göstereceğim? Daha yeni yüklediğim Solidline ST5. İlk önce o Solidline ST5'in nasıl bir fener olduğuna dair videoyu izlerseniz, ardından da bu tanıtım, saha tanıtım videosunu izlerseniz zaten fener hakkında yorumları edinmiş olursunuz. Dediğim gibi fiyat performans ürünü değildi ama neye bakacağız şimdi arkadaşlar? Fiyat performans boyut ürünü mü? Ona bir bakalım. Şu an 300 lümende açacağım. Geniş açıda, geniş modda arkadaşlar. Evet, şu an geniş modda 300 lümende açtım. Şöyle ben bir kontrolümü yapıyorum. Geniş açıda bile bana 50 metrelere yakın bir aydınlık sunuyor arkadaşlar. Hiç fena değil. Önümü 50 metre kadar aydınlatıyor 300 lümende. Bunu düşürelim ikinci modumuza. İkinci modumuza düşürdüğümüzde evet bayağı bir ister istemez kıstı. Yani muhtemelen 200 lümenlere düşürdü. Şimdi bir daha bir en düşük modumuza baktık. 10 lümen. 10 lümende de önümüzü aydınlatır. Tabii üstünde 14500 var. Bu 14500 olduğu için 10 lümen değil, yaklaşık bir 30 lümene çıkmış bulunmakta. Şöyle 5 metre, bu işte 30 lümenle de 5 metrelik, 6 metrelik önümüzü aydınlatıyor mu? Şöyle baktığımız zaman iyi kötü aydınlatıyor arkadaşlar. İşimizi görüyor mu? Görür. Şimdi burada tabii atma mesafesine bakacağız. Atma mesafesini nasıl bakacağız? Zoomlayacağız fenerimizi. Fenerimizi çok rahat bir şekilde tek elle zoomluyorduk. Şimdi 300 lümende 14500 pil ile zoom mesafesini bir ölçelim. Şu an karşıda görülen ağaçlar, Google Earth'ten direkt ölçüp geldim arkadaşlar. 100 metre. Hemen bir 300 lümende bakıyoruz. Everbright'ı da burada test ettiğim için buradan tekrar siz de görebilirsiniz. Arkadaşlar, benim baktığım kadarıyla hatta evlerin, ağaçların arkasındaki evlere de parlaklık atım sunabiliyor. Yani 100 metreyi çok rahat geçti, 130 metreleri çok rahat var bu aydınlık alanda dahi. Yani bu 300 lümende benim beklentimin üstüne çıktı mı derseniz, evet benim beklentimin üstüne çıktı. Çünkü kandeleyi güzel oturtturuyor. Neden? Arkadaşlar, iyi bir zoom'u var. Gördüğünüz üzere çok rahat da tek elle yapılabiliyor. 50 metreyi size çok çok rahat gösteriyor. Yani 50 metrede mükemmel. 100 metrede işinizi görecektir. Bakın 100 metrede işinizi görecektir. Çok karanlık arazilerde çok işinizi görür 100 metrede. 100 metrenin ötesinde de 150 metreleri vuruyor mu? Arkadaşlar, şöyle baktığımız zaman hep beraber bence 150 metreleri de vuran bir el feneri olmuş. Zoom'da yine ikinci modda deneyelim. Ne yapabilecek? İkinci modda zoom'da arkadaşlar, evet şu an bayağı bir, o üçüncü moddaymışım. Onu bir düzeltelim. Evet, şimdi ikinci moda geçtik. İkinci modda arkadaşlar yani 200 lümene falan çıkmıştır diye tahmin ediyorum bu. Burada da 50 metrelerde işimizi görüyor mu? Evet, 50 metrelerde işimizi görür. Zoomlama kapasitesi çok iyi çünkü ben zoomlama kapasitesini gerçekten beğendim fenerin. Buradan bir de zoom'dayken üçüncü moda geçelim. Üçüncü modumuzda da arkadaşlar, evet yine işimizi görecek bir aydınlık bize sunuyor. Yani beğendim mi derseniz, hiç fena değil. Tabii telefon biraz daha parlak gösteriyor şu an. Neden derseniz eğer, telefonun optimizasyonundan dolayı bu kadar bir parlaklık yok açık konuşmak gerekirse 30 lümende, ama karanlığı bize aydınlatıyor mu? Oradaki detayları alıyor muyuz? Alıyoruz arkadaşlar. Bu da yaklaşık bizi bir 25-30 metre kadar, işimizi 30 metre kadar görecek bir aydınlık sunuyor. Şimdi ne yapalım? Tekrardan bir geniş açımızı alalım ve 300 lümende geniş açıdan zoom'a doğru gidelim arkadaşlar. Şu an 300 lümendeyiz. 300 lümende yakınlar, çok iyi. Bu arada fenerin geniş açısı da çok iyi arkadaşlar. Yani ve odağı gördüğünüz üzere her yere aynı ışık seviyesini veriyor. Harika bir odaklama sistemi var. Aynı LED lenslardan hiçbir farkı yok. Geniş açıda ciddi güzel açı veriyor. Evet, biraz da zoom'umuzu böyle yaptığımız zaman zoom'da da arkadaşlar gerekli mesafelere atımını yapıyor. Şimdi buradan ne çıkartabiliriz derseniz eğer arkadaşlar, şunu söyleyeyim. Fiyat performans ürünü hala değil. Ama fiyat performans boyut ürünü mü? Evet, fiyat performans boyut ürünü olduğu ortaya çıktı. Yani güçlü olsun, kaliteli olsun, boyutu da ufak olsun diyorsanız alınabilecek bir fener olduğunu söylüyorum size. Yoksa bu boyutlarda tabii ki 100 liraya, 50 liraya, 150 liraya fenerler var. Onlar da günlük işinizi görür ama
güç anlamında da biraz da güç olsun istiyorsanız 300 lümen, ki ben testlerimde 300 lümenin de üstüne çıktığı gibi bir izlenime kapıldım. Yani 300 lümen diyelim biz yine de ona. İşimizi gerçekten arkadaşlar görecek. Tekrardan 300 lümen de açıyorum. Güzel arkadaşlar, güzel. Yani tabii ki bu fiyata göre bu atın mesafelerini çok daha rahat yakalayan fenerler var ama bu boyutlarda değil. Bu boyutlar için yine söylüyorum, ne diyoruz biz bunun ismine? Fiyat performans ve boyut ürünü. Ve o şekilde olmuş. O şekilde de adlandırmış olalım. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yorumlarda sormak istediklerinizi belirtin. İnşallah hepsini tek tek cevaplayacağım.